Allah'ın kitabında lanet ettiği kafir Firavun. Onun karşısında Hazreti Musa aleyhisselam var. Musa peygamber. Onun küfrünü, onun kafir devletini, onun kafir iktidarını devirmek için Hazreti Musa gelmiş. Peygamber. İşte Hazreti Musa aleyhisselamın peygamberliğini ilan ettiği günlerde şöyle bir hadise meydana geldi. Dikkat ediniz. Firavun'un sarayında genç ve güzel bir kadın var. Temiz bir kadın var. İsmi Maşite. Maşite isminde bir kadın, bir hanımefendi var. Firavun'un sarayında hizmetçi. Firavun'un kızının saçlarını tarıyor, temizliğini yapıyor, sarayda hizmet ediyor. Fakat gizliden gizliye Hazreti Allah'a iman etmiş. Günün birinde Firavun'un kızını hamamda yıkarken, temizlerken birdenbire elinden tarağı düşüyor, suyun akıntısına kapılıp gitmeye başlıyor. O anda birdenbire kendisini unutan Maşite, Bismillahi diyerek elini uzatıp tarağı alıyor. Allah'ın adıyla. Bunu işitir işitmez Firavun'un kızı diyor ki, aa Maşite, sen bir kelime söyledin, bu kelimeyi ben ilk defa duyuyorum. Ne demek Bismillah? Allah'ın ismiyle. Allah diye bir şey var mı diyor. Benim babamdan başka Allah var mı diyor. Firavun'un kızı. Çünkü öyle demişti biliyorsunuz. Firavun bir gün milleti tamamen toplamıştı da ene rabbükümül a'la, sizin en büyük Allah'ınız benim demişti. Büyük şafir Firavun. Benim babamdan başka Allah var mı ki onun ismini kullandın deyince artık Maşite, sen en ufak bir hadise karşısında aman mahallemizdeki komşular kınamasınlar diye yüzüne gözüne Avrupa'nın pislik boyalarını sürüyorsun. Kınamasınlar diye yüzüne gözüne Avrupa'nın pislik boyalarını sürüyorsun. Bu iman mı yani? Bu imandaki zafiyetten geliyor. İman zayıf olursa hiç şey kalmaz o kadar. Hiç şey kalmaz. Yine bir netice alamayınca Firavun bir çölün ortasında kıpkızıl güneşin altında, yangın gibi güneşin altında bir idam sehpası kuruyor, bir ağaç çakıyor yere. Tıpkı Hristiyanların haçı gibi bir ağaç çakıyor yere, Maşite'yi göğsünden ağaca çiviriyor öylece. Ellerinin ortasından da yan taraflara ağaca çiviriyor Maşite'yi. Kanlar akıyor. Adeta can namına bir şey kalmamış Maşite'de. Günlerce aç ve susuz bırakıyorlar. Güneşin karşısında imanından dönsün diye, dininden dönsün diye, başkalarına iman örneği olmasın diye, İslam yayılmasın diye, İslam duyulmasın diye Maşite'yi inim inim inleterek bir deri bir kemik bırakıyorlar. Ve Maşite sadece başı serbest kaldığı için Allah Allah diye sırtıyor, Allah Allah diye yanıyor ve imanında bir santim tereddüt göstermiyor. En sonunda bakıyorlar ki etraf duyuyor, işitiyor. Her taraftan bu imanlı kadını seyretmeye geliyorlar. Aman ne iman, aman ne İslam. İslam yayılacak, İslam duyulacak. Korkuya düşüyorlar. Bütün kafirlerin korkusu İslam'ın yayılmasıdır. Bütün dinsizlerin endişesi İslam'ın yayılmasıdır. Endişe duyuyorlar. Sizin akın akın sokaklardan, caddelerden süzüle süzüle gelişiniz vallahi bazılarını korkutuyor. Bunlar imansız bak. Müslümanlar seviniyor, katiller korkuyor. Korktukları başlarına gelecek inşallah. İslam uyanacak ve canlanacak inşallah. Maşite bir deri bir kemik, güneşin önünde bir kuruyan bir ceset haline gelmiş.
sinekler kanayan yaralarına üşüşmüş, damla damla gelen kanlarını emmeye başlamış. Derken maşifeye sokulup diyorlar ki, artık vazgeçmeyecek misin? Bu imanından dönmeyecek misin? Bak gidiyorsun, yok oluyorsun, bitiyorsun diyorlar. Eriyip gidiyorsun, dönmeyecek misin? Hayır diyor, Allah vardır, Allah birdir, imanından dönemem diyor hala. Tutuyorlar, maşifenin 6 aylık yavrusu var kundakta. Perişan kalmış, günlerce annesinin sütünü ememiş, annesinin bağrına basılamamış, şefkatten mahrum, merhametten mahrum, 6 aylık kundaktaki yavruyu getiriyorlar, uzaktan maşifeye gösteriyorlar. Çukurlaşmış gözleriyle yavrusuna bakınca şefkati galeyana geliyor, atılmak istiyor ama ellerinden havada çakılmış olduğu için öylece kalıyor yerinde. Ve ağlamak istiyor, gözlerinden çıkacak yaş kalmamış. Gözünden akacak yaş damlası kalmamış. Ağaç ve susuz, bir deri bir kemik, hıç kırmaya bile mecari kalmamış. Yavrusunu yaklaştırıyorlar maşifeye, kucağına doğru getiriyorlar. Zavallı yavru annesini kokusundan tanıyor, göğsüne atılmak istiyor, sütünü emmek istiyor. Fakat zavallı maşife yavrusunu kucaklamak hürriyetine malik değil. Ellerini toparlayıp da yavrusunu bağrına basamıyor, hüngür hüngür sarsılıyor, ağaçta adeta şimşekler çakıyor. Bu ızdıraplı sahne karşısında nice insanlar, nice Müslümanlar galeyana geliyor ama kafir firavunun dehşetinden kim ortaya çıkabilir? Zavallı yavru annesinin göğsünü, vücudunu o minicik elleriyle araştırıyor ama bir damla süt bulamıyor, annesinin avuçlarını bulamıyor, annesinin şefkatini bulamıyor, annesine sarılma imkanı bulamıyor. Derken diyorlar ki maşife, bak en son yavrun da geldi, son umudun, son göz bebeğin de geldi. Şimdi onu da öldüreceğiz, onu da testereyle gırtlağından keseceğiz. Dönmeyecek misin hala diyorlar. Yavruyu göğsüne bastırmak suretiyle tam o yavruyu kesmeye kastettikleri dakikada inim inim inleyen bir yüreğiyle, son damlalarıyla çarpan kalbiyle nasıl ağlıyor maşide, nasıl figan ediyor kadın, nasıl içinden tufanlar kopuyor kadının. Fakat ne çare, tam çocuğu kesecekler, anne durumunda olan şefkatiyle, muhabbetiyle galeyana gelen anne, galeyana gelen kadın, ah her şeyimi kaybettim, şu yavrumu da kaybetmeyeyim bari, neslim devam etsin diyor, çocuğum devam etsin, ben zaten öldüm diye karar verirken, firavun Allah'tır, Allah firavundur diye karar vereyim de yavrumu kurtarayım dediği dakikada Allah'ın imdadı yetişiyor. Birdenbire o çocuk lisana gelerek, anne her şeyini kaybettin, imanını kaybetmedin, beni de kaybet, Allah'ını kaybetme diyor. Beni de kaybet, beni de feda et, imanını feda etme, feda etme diye hüngür hüngür çocuk ağlamaya başlıyor. Bir keramet zuhur ediyor. Çölün ortasında, arşın melekleri altında bir iman sahnesi canlanıyor. Ey Müslüman hanım, sen de her şeyini kaybet, imanını kaybetme, namusunu kaybetme, bu medeniyim diyen haydutlara teslim olma. Sıkıdır bu yolda, İslam yolu, kuvvet yoludur, iman yoludur. Teslim olma zalimlere. Teslim olmak ahlaksızlara ve imanını kaybetme. Anne her şeyini kaybettin, beni de kaybet, beni de terk et, imanını terk etme diyor yavru. Ve içinden ilahi bir galeyan başlıyor.
gözünün önünde yavrusunu kıtır kıtır kesip onu da kaynayan kazan atıyorlar ve biraz sonra maşite ruhunu teslim ediyor ama cesedi çölün ortasından arş-ı alaya kalkıyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İmansızlar imanımızı tahrip etmek istediler. Nesillerimizi harabe zara çevirdiler. Evlerimizi İslam'dan uzaklaştılar. Ruhlarımızı kirlettiler. Sokaklarımızı kirlettiler. Caddelerde dolaşanların %90'ı ürük ürük dolaşmaktadırlar. Neslimizi kirletenler, neslimizi lekeleyenler,